Türbün bir zevktir, bir renktir, bir aşktır. Türbün her şeydir. Türbün anlatılmaz yaşanır. Türbün aşktır, sevgidir, saygıdır, değerdir. Bir şehrin en büyük markasıdır, marka değeridir. Dededen babaya, babadan bizlere, bizden de çocuklarımıza ben bir miras olarak görüyorum. Özgür olma ortamıdır. Birlikte hareket etmektir. Senkrondur. Her kesimden insanın bulunduğu, omuz omuza mücadele verdiği bir platformdur. Bizim için bir hayat felsefesi sayılır. Böyle çocukluktan başlayan, sonra gençliğimize yayılan bir hayat felsefesi diyebilirim. 1963 bizim doğum. Texas ismi çok eskiden, biz 67 yıllarında Zonguldak'a giderken yaşadığımız hadiselerden dolayı bize verilen bir isimdir. Texas ismi bizim kendi kendimize koyduğumuz bir isim değildir. Bize koyulan bir isimdir yani. Bolu Spor Bursa Spor maçı var. 1967 falan. Bolu'ya gittik. Bolular bizi bir karşılama yaptılar. Evlere kendik. Baltalar, sopalar, nacaklar. Neyse karşılaştık biz bunlarla. Bizim bir amigo içerimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Bizi çekti eylesin. Böyle bir kenarıya. Çocuklar dedi, bunlar dedi bize dedi jimnastik hareketleri yapıyorlar dedi. Siz dedi hiç çekinmeyin. Aynı hareketlerle dedi onlara tekme, tokat, bıçak, kasa tura ne varsa dedi saldırın. Neyse biz bunlara saldırdık. Ondan sonra tabii Bolluların çoğu hastaneye. O zaman şimdiki gibi 6222 yok ki biz maça. Maçta bir tez var. Biz Bolu'yu o gün 2-0 yendik. Maçtan sonra Bolular demiş ki kim ulan demiş bunlar. Texas gibi geldiler, dağıttılar bizi, gittiler. Biz de bunu söyledik. O günden sonra Texas türbününü oluşturmaya başladık. Bursa Spor türbününü olmak benim için devletin bir kademesinde yer almak gibi bir şeydir. Vallahi Bursa Spor tribünlerinde olmak, rakıdası olmak gibi bir şey. Mutluluktan doyamazsın. Kardeşlik, abilik, siyaset dışı ne ararsan hepsi var. Kavga, gürültü, antin, kuntin, yan yol, uzun yol. Özal'ın uzun yolu değil bu yalnız, başka bir yol. Herkes kendi yolunda gidiyor. Texas nereden doğmuş Texas? Ananı sikeyim. Anadan doğma Bursa Sporluyuz hepimiz. Kesin şu kamyona bir ceza. Hepimiz Bursa Sporluyuz. Bursa Spor tribününde olmak her zaman çok güzel bir duygu ama ben sete çıkan biri değilim. Sete çıkan kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Tribün liderliği yapanlar onlar. Biz de onların abisiyiz, arkadaşıyız. Beraber yol kardeşliği yapıyoruz, yol arkadaşlığı yapıyoruz onlarla. Spor tribününde sete çıkmak bize abilerimizden bir yoldur yani. Yıllardan belli bir emek vardır, bir mücadele vardır. Kimse kendi kafasına göre sete çıkamaz zaten. Biz de yılların vermiş olduğu bir birikintiyle, yapmış olduğumuz mücadeleyle, duruşumuzla, kişiliğimizle, saygınlığımızla bize layık görülmüş bir yere çıktık. Farklı bir duygudur yani. Binlerce insana orada hükmetmek, binlerce insana tek hareketinde ayağa kaldırmak, binlerce insana otur dediğinde oturtabilmek farklı bir duygudur. Bunu yaşayıp görmek lazım. Bunu geçmiş dönemde takım kaptanımız Ertuğrul Ersoy'u tribüne setine çıkardık. Bana dediği bir cümle var. Ben sahada oynarken bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama burada farklı bir duygu var. Onu çok iyi anlayabiliyordur yani herkes. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize biliyorsunuz sete çıkmak demek büyük bir camianın arkasındaki güce hükmetmek demek. Biz de bunu sağlayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sağ olsunlar bizi layık gördüler zamanında. Sete çıkardılar. Biz de onlara eşlik edip bu su türbinlerini güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bizim için güzel bir duygu. Şehri müdafaa şehrine sahip çıkan bir kitle demek. Öncelikle şehri havaya sokan, şehrine sahip çıkan, şehrini savunan
bir kitle demek. Biz de şehrimizi savunduğumuz için şehri müdafaa yürüyüşü, yani şehrin hareketlenmesi adına başlatılan, şehrin gücünü ortaya gösterme adına başlatılan, bu spor tribünlerinin gücünü daha iyi ortaya koyabilmek için başlatılan bir yürüyüştür. Bursa Spor mu, Bursa mı dersen, Bursa olmasa Bursa Spor olmaz, Bursa Spor olmasa Bursa olmaz. İkisi de eş değerdir. Bursa da bizim, Bursa Spor da bizim, şehir de bizim. Hepsi bizim yani. İkisini ayrıştıramayız yani. Bursa, Bursa Spor. İkisi de Bursa yani. Bizim Bursa'nın değeri olan bir Bursa Spor var. Hayatımızdaki en çok değer verdiğimiz şey, yani biz kendimizden daha çok zaman ayırıp arkadaşlarımızdan, belki bakarsan ailemizden, çocuğumuzdan daha çok zaman ayırıp onun peşinden koşarak birlikte arkadaşlık ortamını sağlayıp şehrimizi her yerde desteklemeye çalışıyoruz yani. Her bulunduğumuz ortamda sesimizin çıktığı son sese kadar şehrimizi müdafaa etmek zorundayız. Bursa'da insanlar medyanın pompalamasıyla hareket etmez, şehircilik bilinciyle hareket eder. Bursa'da insanların büyük bir çoğunluğu Bursa sporludur. Diğer şehirlere benzemez o yüzden. İstanbul takımları paranın çok yoğun olduğu, çok aktif kullanıldığı bir tribün. Bu sebeple biz onlara biraz farklı gözle ya bakıyoruz. Bizim zaten İstanbul takımlarına karşı şöyle söyleyeyim ben. Bizim Bursa Spor'un kuruluş amacı, zaten kurucu üyemiz tabii söylüyor bunu. Biz diyor Bursa Spor diyor İstanbul dükalığına karşı, yani hegemonyasına karşı kurduk diyor. Bizim bakış açımız budur. Her zaman ilelebette böyle olarak ya karşı olarak devam edecek. Bir pankartımız var. Her türlü Bizans oyunlarına rağmen İstanbul hegemonyasına son vereceğiz diye. Buna da son vermenin gururunu da yaşadık biz. Şampiyonluk yaşamış bir kulübüz. Şampiyonluk yaşamış bir taraftarız. İstanbul takımları hakkında bizim çok çeşitli düşüncelerimiz var ama şimdi baktığımız zaman bu düşüncelerin hepsini söylemek yerinde değil. İstanbul takımlarının aslında baktığınızda biz hiçbirini tam olarak sevmiyoruz. Deplasmanlara gideriz. Orada sevdiğimiz insanlar da vardır. Gelirler burada, onları misafir ederiz, ağırlarız. Aynı şekilde biz oraya gittiğimizde onlar bizi ağırlar ama tribün olarak baktığımız zaman hiçbir zaman yıldızımız barışmadı. Hiçbir zaman da barışmaz. Medyanın pompaladığı sisteme karşı bir şeydir aslında. Bursa sporluluk, Bursa spor tribüncüsü olmak. Bu ayrımcılığın dışına çıkan bir olgudur. Bursa sporluluk bir baş kaldırıdır. Her türlü Bizans oyunlarına rağmen İstanbul hegemonyasına son vereceğiz. Başka bir görüşüm yok yani. Abi İstanbul takımları derken şimdi bunlar İstanbul takımı değil mi? Yani Türkiye'yi şey yapmıyorlar. Türkiye takımı değil yani. Sadece İstanbul takımı. O zaman biz de Bursa takımıyız. Biz de Türkiye'nin bir şehrin takımıyız. Ne bu ayrımcılık? Yok, çatışmak değil, rekabet mutluluk veriyor. Yani çatışmak eskidendi. Eskiden yani çatışılıyorlardı, ölü bile çıkıyordu maçlarda. Artık olmasını istemiyoruz o tarz şeylerin. Bir zamanlar öyleydi. Tribünde bu takım şeyler gerekliydi. O dönemin şartları öyle gerektiriyordu. Öyle oldu. Yani sadece bizimle ilgili değil. Bugün İstanbul tribünleri, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de hiçbir arkadaşımız artık bu tür olaylar istemiyor. İnşallah bundan sonra da olmaz bu tarz olaylar. Tatlı rekabet var. Kim daha iyi koreografi yapıyor, kim daha iyi beste yapıyor, kim daha iyi görsel hazırlıyor, kim daha iyi tribün yapıyor. Onun çekişmesi var, onun çatışması var. Valla biz herkesle çatışmaya hazırız yani. Hiçbir şüphemiz, hiçbir korkumuz yok kimseden. Abi bize mutluluk vermiyor. Kaşıyanı kaşıyor. Yani kaşınmasalar biz iyi insanız, duruyoruz. Ama onlar kaşınınca ne yapalım yani, biz de kendimizi mi kaşıtacağız? Gelin diyoruz, azıcık kaşıyalım. Arkadaşlarla biraz idman yapıyoruz, gönderiyoruz. Şu anda ben yemiş bulunmaktayım. Çok rezalet. Yani bütün bakanların, hatta Cumhurbaşkanı'nın, işte ne bileyim bütün bakanların, bütün sporla uğraşanların
bunu alıp bir okuması lazım. Bunu incelemesi lazım. Yani insan haklarına aykırı bir konu. İşte 50 bin kişilik statlar yaptılar. Buyurun, statta 10 bin kişi yok. O zaman niye yaptın ki 50 bin kişilik statı? Sorarım ben şimdi sana. Sen o zaman bu statları yaptın, yazık günah. Bu statları bizim paramızla yaptın. Yazık günah, yapmasaydın, 10 bin kişilik yapsaydın, 10 bin kişi gelseydi o zaman. Yani 62-22 geliyorsun, lan diyorsun, tık karakola gidiyorsun, hiç mahkemeye çıkmıyorsun, hakim savcı karşısına gitmiyorsun, 62-22'yi uyguluyorlar. Diyorlar ki işte sana 800 milyon para cezası, bir de maçlara bir sene girmeme cezası. E hakim karşısına çıkmıyorsun, savcı karşısına çıkmıyorsun, polis veriyor bu şeyi sana. Ya böyle bir kanun olur mu? Böyle bir şey olur mu? Biz tamam cezadan yanayız. Kim ceza yaptıysa cezasını çeksin, eyvallah. Küfür edilmesi statlarda, eyvallah. Biz bundan yanayız ama ya bu böyle bir kanun olmaz yani. Tavşan yasası. Pasolik'te birilerini zengin etmek için yapılan bir şeydir. Hiçbir amacı olmayan bir şeydir yani. Madem çıkarttınız, Pasolik'i kullananlar, elektronik bileti kullananlar ceza görecekti. Hani kimse görmüyor. Sağır dilsiz olanlar küfür etti diye ceza alıyor. Yani öyle bir yasa, saçma sapan tavşan yasası bunlar. Ya biz bu Pasolik'e zaten yaklaşık bir 4-5 sene direnme şeyinde kaldık. Çok saçma sapan bir uygulama. Tamamen rant amaçlı bir uygulama. Pasolik'le ilgili geçen hafta bir haber çıktı. Adam dilsiz, adama ceza geliyor. Böyle abuk subuk olan. Sadece bir bankanın müşterisi yapmak üzerine kurulu. Tamamen ranta dayalı bir uygulama. Biz buna çok karşıyız. Yani doğru söylüyor aslında. Tamamen bir rant olduğunu düşünüyoruz. Genel amaçlı. Biz buna çok direndik ama yani sevda ayrı bir duygu. Önüne geçemiyoruz. Yani her ne olursa olsun, Pasolikli veya Pasoliksiz, bizim orada bulunma... Pasolik'ten de ziyade 62-22 yasası var, biliyorsunuzdur. Aynen. Çok ağır bir yasa maalesef. Biz gittiğimiz yerlerde, özellikle bu sene ikinci lige düşmemizle beraber, Bolu'da, İzmir'de çok değişik, çok farklı sıkıntılarla, birinci ligde de oluyordu ama ikinci lige düşmemizle beraber iyice sıkıntılar ayyuka çıktı. İzmir'de gerçekten bunu polis üniforması altında spor büro amacı benim güvenliğimi sağlamak olan bir insan gelip taraftara dönüp küfür edebiliyor. Küfür ettikten sonra da insanlar ona küfürle ilgili tepki gösteriyor. Herkesin anası var, bacısı var. Ağır küfür ediyor. Ondan sonra da yakalayabildiğini alıyorlar. Ne bir savcıya çıkarma var, ne bir hakime çıkarma var. Al karakola. Bu çocuk suçlu mu suçsuz mu belli değil. Yap işlemini. Bir sene hemen. İnsanlar ondan sonra her hafta imza atmak için uğraşıyor. Çok abuk subuk. Böyle garip bir uygulama yani bu. Ya Türkiye tribünlerinde şu ana kadar polise gidip imza atan sayısına bakarsak Bursa Spor taraftarı çok şu an mağdur durumda yani. 6222'den en çok mağdur olan taraftar biziz. Yıl 2005-2006 herhalde Süper Lig'e ilk çıktık. İki minibüs Rize'ye gittik. Maç cumartesi günüydü. Cuma gecesi yola çıktık. Bizim röportajda yaptınız zaten, tribün liderimiz Selim abi. Girişken bir insandır kendisi. Her yerde bir farklı kanalları olan insan. Maça gittik. Neyse, maçı kazandık. Dönüyoruz. Hadi gidelim Sinop'ta tavuk yiyelim. Hadi gidelim Kastamonu'da bilmem ne yiyelim derken öbür Gençler Birliği maçı vardı. O maça zor yetiştik. Dönüşte bir haftada yolculuğu tamamladık. Onu hiç unutamıyorum ben. Galatasaray 6-0 yenildik benim açımdan. Ya en işte hepimizin bayağı bir kafası o an güzel. Ya maç başladı. Galatasaray gol atıyor. Alttan yedik zaten. Anonsçu Metin Oktay diye bağırıyor. Yanlış anlamasın Galatasaraylı arkadaşlar. Metin Oktay. En son çıktı bir abimiz de dedi ki amana koydum nerede dedi. Nereden buluyorlar böyle gurbetçi topçuları falan muhabbet. Abi unutamadığım deplasman anılarına sabahtan başladım, saat 3'ten. Sene 1974 İstanbul Kadıköy'e gittik. 9 o zaman. Tabii biliyoruz sabahleyin çorba içmek lazım. Bizim taraftar gariban. Biz Fenerbahçe gibi Kadıköy'den şeye gelmiyoruz, Eminönü'nden Kadıköy'e, Bursa'dan Kadıköy'e gidiyoruz, parayla gidiyoruz. Çorbacı dedik ki arkadaşım, bize dedik kaç para yaparsın çorbaların tanesini? Abi dedi size 1 liradan çorbaları veririm, 9 otobüs. Tamam dedik, girdik içeri. Herkes çorba içiyor, ben de masaya oturdum. Garson geldi dedi ki abi dedi ne alırsın? Bizim gülüm... Sus lan. Garson geldi dedi ki abi dedi ne alırsın? Dedim ki gülüm bana bir işkembe ver, işkembeyi getirdi önüme koydu, daha kaşık yok önümde. Ne deseyim biliyor musun garson bana? Abi dedi arkadan ne alırsın? Ulan şöyle bir durdum baktım ne diyor dedim ulan bu arkadan ne alırsın? Dur bir kaşıktan bir alalım bakalım çorbadan bir kaşık kaşık yok. Baktım köşede döner duruyor. Yavrum dedim ben sen şu önümdekini bir kaldırıver dedim. Arkadan dedim bir döner verirsin dedim. İçeriden bir şangırtı koptu.
mutfaktan adam elinde tabakları kırmış gülmekten. Garson bizi yerleştirecek ki 16 plaka Bursalıyız ya. Geldi ulan dedi, yerleştirmek sen adam sana nasıl yerleştirdi gördün mü dedi. Türk Telekom maçına gidiyoruz Ankara'ya. Yolda öğreniyoruz ki bu HDP, BDP Gemlik'te yatmakta olan bu terör elebaşı Abdullah Öcalan'a yürüyüş ve aileleriyle gösterilmemesi bahane edilerek 30-40 otobüs şeklinde bizim yol güzergahımızın karşı tarafında Bursa'ya doğru gelmeye çalışıyorlardı. Biz de deplasmana giderken diyorduk ki hayırdır bunlar miting falan filan yapacaklar galiba. Biz maçımıza girdik, maçtan çıktık. Baktık ki devlet kolluk kuvvetleri bunları salmamış. Belirli bir noktada tutmuş. Biz de o zaman türbin grupları olarak tek tip bir tişört yaptırmıştık, yazlık, yeşil. Ve hepimiz ne oluyor edasıyla kaza mı var yardıma inelim diye. Biz ileri doğru devam etmeye başladıkça bunlar ileri doğru benzinliğe doğru kaçmaya başladı. Biz de başladık kovalamaya. Bunlar bize soda şişesi falan, bira şişesi, taş falan atmaya başladı. İşte vara vara bir japo falan filan. Ama yer mi Bursa çocuğu? Hiçbir zaman geri vites yok tabii ki. Bunlar başladılar. Bu sefer bizim üstümüzdeki tişörtleri görünce komutanlara demeye başladılar yani. Komutan askerleri koğuşlarından teçhizatsız mı çıkarttınız diye. Bu da güzel bir anıdır bizim için. Yeşil tişörtlü zannedip bizi asker zannettiler. Biz de bu devletimiz için her zaman hazır askeriz tabii ki. Bugün de Çek pasajına gittik. Galatasaray Bursa Spor maçı var. Tam içeride pasaja böyle kapıdan girdiği zaman karşı Galatasaray Kongresi var Ahmet abi. Onun orada oturuyoruz. Tombalacının biri gelmiş. Abi diyor tombala. Ya git gülüm işine. Biz masaları böyle birleştirmiştik. 30 tane masa. Abi çekin. Çekelim gülüm. Şimdi tombalacı geliyor. Biz çekiyoruz. Kart burada duruyor. Taşları koyuyoruz. Tombalacı alıyor. Atıyoruz taşları. Ver 3 sigara. Ne 3 sigarası abi diyor. Çıktı ya lan diyoruz. Amcık versene 3 sigara. Abi çıkmadı. Ulan diyor sor bunları. Herkese soruyor. Çıktı diyor. Ver. Adamdan 5 karton sigara aldık. Galatasaray gel. Şey, bu da eskilerden. Gel. Galatasaray Kongresi Ahmet abi ne dese biliyor musun? Çocuk 5 karton sigara verdi ama. Oğlum dedi sen git bunlarla uğraşma. Uğraşamazsın bunlarla. Git dedi kartonlarından olma. Çocuğu çağırdık oğlum dedi. Bir paketi şöyle ortaya at biz içelim karton. Al bu 4 karton dedi. Siktir git. Davulcuyuz. Öyle. 5-6 senedir maçlara geliyorum. Bursa Spor benim için her şeyi böyle nasıl diyeyim sana. Ailemi kenara bırakıp maçlara geliyorum yani. Bursa Spor taraftarına şunu söylemek istiyorum. Gerçekten eleştirmeyelim fazla. Hani herkese işte bu kötü, o kötü, şu kötü. Herkesi bir araya toplayalım. Yani son gelişmeler zaten beni çok üzdü. Gerçekten şimdi ben Bursalı bir iş adamı olsam, Bursa Sporlu olsam ben gerçekten bu takıma şu anda yardım etmem. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani kurdu kuzuya teslim eder gibi bir şey oluyor bu iş. Ne yazık ki böyle oluyor. Etmemekle de haklılar. Yani ama taraftar bilinçsiz yaklaşıyor bu işe. Biz de fazla bir şey diyemiyoruz. Yani insanlara özgür hakları ama bence yanlış yaklaşımları var. Yani biraz da bu tarafı düşünmemek lazım, bu tarafı düşünmek lazım. Şimdi kurda kuzu teslim olur mu? Olmaz. Olmadığı için de bu iş olmuyor yani. Bunu insanların görmeleri lazım yani. Sadece senin kutların değil, bütün abilerimizin, arkadaşlarımızın bunu görmesi lazım yani. Şimdi Bursa Spor Kayyum'da olsa bilin ki Bursa Spor'a şu anda inan binlerce yardım gelir. Ama kurda kuzuyu teslim edilmez. Şehirlerini, takımlarını destek.
bütün şehri ve Bursa'yı Bursa Spor'un arkasında olmaya davet ve destek ediyorlar. Tribün günü yaparken mesela şöyle bir şey söyleyeyim. 70'li senelerde siyaset vardı Texas tribününde. Ki Nihat Erim Özden çocuk bile oradan çıkmadır. Ama maça geldiği zaman siyaset yoktu. Şimdi tribüncüler geliyor. O grup, bu grup, şu grup, öbür grup. Bu grup kırmızı diyor, öbür grup pembe diyor. Bu susuyor. Öyle tribüncülük olmaz. Tribüncülük yapıyorsan biri he dediği zaman hep beraber he diyeceksin. Biri be dediği zaman hep beraber be diyeceksin. Ayrım gayrım olmayacak. Biz takım olarak değil de taraftar olarak öne çıkmış bir camiayız. Yani bizim takımımız değil de taraftarımız her zaman daha başarılı olmuştur. Yani biz başarı endeksli taraftarlar değiliz. Atıyorum takım 3. lige düşse, amatör düşse biz bu takımın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Dostlar,